Hepinize merhaba arkadaşlar. Devam et. Ben çok iyi giriş yapamıyorum. Bugün sen sizlerle birlikte kütüphaneye gideceğiz. Evet. Ne yapacağız orada? Kitap alacağız. Başka ne yapacağız? Başka ne yapacağımızı bilmiyorum. Kütüphaneyi gezebiliriz. Evet. Başka ne yapabiliriz? Kitapları güzel bir diye arkasını okuyacağız. Arkasını okuyacağız. Tamam. O zaman gidelim. Biz kütüphaneye sık gidiyor muyuz Beyza? Hayır. Hayır. Niye? Çünkü biz daha çok parayla alıp yani kira alıp kitapları geri götürmeyi yapamıyoruz. Çünkü bizim çok zamanımız olmadığı için unutuyoruz geri götürmeyi. Evet, kaç kere ceza ödedik değil mi kütüphaneye? Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Kitapları biz genelde maalesef ki satın. İkinci elden alıyoruz. İkinci elden alıyoruz değil mi? Allah'tan sonra ikinci okuduğumuz şey kitapları da ikinci elle götürüyoruz. Geri ikinci elle götürüyoruz. Bedavaya veriyoruz. Değil mi? Çünkü satamıyoruz onları, biz satmayı beceremiyoruz. İyi bakalım, tamam. Peki bir şeyler söylemek istiyor musunuz siz? Benim izleyicilerime, takipçilerime. Sizi merak ediyorlar. Evet. Kimmiş bu kızlar diyorlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beyza ve değil adı. Neyin adı Beyza? Bir dakika. Kendi kanalınızın reklamını mı yapıyorsunuz benim kanalımda? Evet. Ben de benim kanalıma söylüyorsunuz. Hayır, ben senin kanalıma söyledim o. Sen de kendi kanalına mı söyledin? Evet. Allah Allah. Arkadaşlar, Beyza ile Nil'in böyle bir tane kanalı gibi bir şeysi var. Yıllar önce oraya bir sene geçti. İki yıl oldu mu? Bir iki böyle video koymuştuk. Bir şeyler yapmışlardı. Dokuz tane var mı video? Var. Ufak ufak. Sonra pek de üstünde durmadık. Öyle kanal öyle duruyor. Ne kanalınızın adı? Bir kere daha söyleyin o zaman. Beyza ve Nil. Beyza ve Nil. Benim kızlarımın ismi. O zaman Gökçe yoktu. Olsaydı evet. Gökçe'yi de eklerdik değil mi? Beyza, Nil ve Gökçe derdik. Ay, arabayı ne kadar çok sallıyorsunuz. Ne yapsın değil mi? Doğru. İyi, o zaman hadi kütüphaneye gidene kadar şimdi bir hoşça kalın deyin. Kütüphanede görüşürüz. Dur. İkimizin kanalına da abone olun. İkimizin kanalına da abone olun. İşiniz gücünüz yoksa hepsine abone olun. Hadi bakalım. Dada diyelim. Kütüphanede görüşürüz. Saatimiz yok. Yarım saatimiz var. 5.30'da kapanıyormuş. Az vakit kaldı. Biraz seri. Biraz Gökçe'ye yardım etsek daha çok olacak. Değil mi? Gökçe'ye yardım. Anne de kamerayla çekiyor. Sen de onu çıkarıyorsun. Ah yavrum. 15 dakika. Evet. Burada sessiz olmamız gerek. Çünkü tencere mi o? Evet. Bildiğimiz tencere.
yazılı. Daha az resimli. Beyefendi. Bunu alıyorum. Onu çabuk bitirirsin sen. O da çok eski. Tamam. Şunu almak ister misin? Gökçe'de bulmuş kendi kitabını. Süpürgesinde bulmuş cadı. Gökçe, 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 Gökçe. Hayır, hayır, hayır. Koyalım yere. Burada aksesuar, tamam mı? Cadılar Bayramı olduğu için burada aksesuar. Gel. Gel. İki tane mi aldın? Gökçe gel. Gökçe. Arkadaşlar biz çıkana kadar hava kararmış. Tarçın, gel gel eve gidelim. Arabanın dışında duruyor öyle. Hadi yürü. Beyza. Merhaba arkadaşlar. Hey, bu benim kanalım için. Kızlar, kütüphaneden geldik. Nasıl geçti kütüphane gezimiz diyeyim? Çok güzeldi. Kitaplarınızı aldınız. Aldık. Kitap alırken neye dikkat ediyorsunuz? Kütüphaneden ya da normal kitapçıdan. Şimdi mesela bir kitap diyelim. Resmine de azıcık bakıyorum. Ama ben en çok normalde arkasını okurum. Çünkü o zaman kitapla ilgili yazıyor arkasında. Şöyle bir parçalın olur. Okumak istiyor musun? Okumak istiyor musun diye. Fikrim geliyor. Anladım, fikrin geliyor. Yani peki resmini şey yapmaktan daha çok arkasını okumayı tercih ederim. Ve kesinlikle kitabın başlığını okuyorsun. Anladım. Peki Türkçe kitap okumayı mı seviyorsunuz? Flamanca kitap okumayı mı seviyorsunuz? Flamanca kitap daha çok okuyorum. Gerçekten mi? Neden? Daha çok alışıkım. Daha çok Flamanca'ya alışıksın. Ama Türkçe kitap çocuklar ben hemen bulamadığım için Türkçe kitabı çok okuyamıyoruz. Yani Türkiye'den getirtmek bazen zor oluyor. Ama küçükken ben size daha çok Türkçe kitap okuyordum. Evet, bizim Flamanca kitaplarımız hep Türkçe. Evet, eskiden Türkçe okuyordu. Siz kuzenim getirmişti bize bir sürü. Evet, evet. Hep onları okuyorduk. Peki Nil, sen ne düşünüyorsun? Kitap okurken bilmediğin kelimeler çok çıkıyor mu Flamanca'da? Zorlanıyor musun? Bazen. Bazen. Öyle mi? Peki Türkçe kitap okurken zorlanıyor musunuz? Evet. Gerçekten mi? Peki ben size bir soru soracağım ya. Şu an aklıma geldi, merak ettim. Siz Türkçe ya da Flamanca bir tane dili sürekli konuşmak için seçseniz diğerini konuşmayacaksınız ama sadece bir tanesini konuşacaksınız. Türkçe mi seçersiniz, Flamanca mı seçersiniz?
Çok zor. Çok zor bir soru. Ben onu cevaplayamam. Öyle ben mi? Bilmiyorum. Seçemez misiniz? Seçemem. Çünkü şimdi evde Türkçe konuşuyorum ama kitapları Flamanca okuyorum. Bir de okulda her hafta İyi bakalım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı benim izleyicilerime? Evet. Annemin ve bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çantamı dağıtmış bu arada birisi de. Gökçe sen...